Hoş geldiniz. Bir önceki dersimizin sonunda size belli başlı ödevler vermiştim ve bunlardan bir tanesi de Türkçeden İngilizceye cümle çevirisiydi. Eminim ki birçoğunuz bu ödevi yapmışsınızdır. Bu dersimizde ise oradaki cümlelerin İngilizce versiyonlarını yani doğru cevaplarını inceleyeceğiz. Ancak farklı versiyonlarını da göz önünde bulunduracağız. İlk cümlemizin doğru cevabı I will go to Ankara in 2 weeks, so I need money şeklinde olabilirdi. 2 hafta sonra Ankara'ya gideceğim, bu yüzden paraya ihtiyacım var. So bağlacımız burada bu yüzden gibi bir anlam katıyor. Herhangi bir sorun yok. Peki biz burada illa so bağlacı mı kullanmak zorundayız? Hayır, çünkü dedik ya, anlam katan bu bağlaçlar zaman bağlaçları olmadıkları için daha çok anlamda bir uyum ve bütünlük isterler. Örneğin biz burada so bağlacı yerine because bağlacı da kullanabiliriz. Ankara'ya gideceğim çünkü para lazım. Yani oraya çalışmaya gideceğim gibi bir anlam vermiş oluyoruz. Because yerine but bağlacını kullanırsak da Ankara'ya gideceğim ama para lazım. Yani Ankara'ya gitme eylemi için çok da param yok gibi bir anlam vermiş oluyoruz. And bağlacını kullanırsak da Ankara'ya gideceğim ve paraya ihtiyacım var ve para lazım. Yani burada görüyoruz ki biz bir cümlede birçok farklı bağlaç, birçok farklı yapı, birçok farklı söyleme biçimi kullanabiliriz. Bu yalnızca bağlaçlar konusu için geçerli değil, tüm İngilizce için geçerli. Siz o yüzden gramer kuralı yerine, yani ben bu cümleyi doğru gramerli mi kurdum yerine vermek istediğiniz mesaja odaklanın, vermek istediğiniz anlama odaklanın. Gramer kuralları nasıl anlamlar katar ona odaklanın. İkinci cümlemize bakalım. I will be with you next year because I love you. Gelecek sene, önümüzdeki yıl seninle olacağım çünkü seni seviyorum. Burada da çünkü bağlacı, because bağlacı yerine so kullanabiliriz ve gelecek sene seninle olacağım, yanında olacağım, yani seni seviyorum gibi bir anlam vermiş oluruz. So'nun yani gibi bir anlamı da mevcut. My mom will come here tomorrow, but I will not be at home. Annem yarın buraya gelecek ama evde olmayacağım. But yerine and koyarım ve evde olmayacağım. Because koyarım çünkü evde olmayacağım. So koyarım bu yüzden evde olmayacağım. Yani burada 4 farklı bağlaç kullanabiliyorum. Ancak verdiğim anlam tamamen değişiyor. But kullandığım zaman iki önerme, iki cümle arasında bir tezatlık, bir zıtlık, bir olumsuzluk kuruyorum. Annem yarın buraya gelecek ancak ben burada olmayacağım, ben evde olmayacağım. Because koyduğumuzda ise annem yarın buraya gelecek çünkü evde olmayacağım. Yani evde olmamam annemin gelmesine bir sebep. So kullandığımda ise annem buraya gelecek, bu yüzden evde olmayacağım. Yani bu kez tam tersi, annem geldiği için ben buradan gideceğim. Sebep annemin gelmesi, sonuçsa benim gitmem. Burada sebep sonuç şu demektir, bu demektir diye kafanızı karıştırmayın. Sadece size esnek olduğunuzu, İngilizce kullanırken, İngilizce konuşurken daha esnek olabileceğinizi, daha ferah olabileceğinizi anlatmaya çalışıyorum. Lütfen şu anda gevşeyin, kafanızı rahatlatmaya çalışın. Herhangi bir şekilde tamam o zaman bunu koymam lazım, şunu koymam lazım diye kural düşünmeyin. Dördüncü cümlemizi ise şöyle belirtebilirdik. I will go to a Russian course next year, then I will go to Russia. Gelecek sene Rusça kursuna gideceğim. Daha sonra, then, daha sonra Rusya'ya gideceğim. Burada da daha sonra anlamına gelen then bağlacı yerine and koyabilirdim. Kursa gideceğim ve Rusya'ya gideceğim. Because I will go to Russia diyebilirdim. Çünkü Rusya'ya gideceğim. Rusya'ya gideceğim için ne yapıyorum? Rusça kursuna gidiyorum. Diğer bir seçeneğimiz ise or bağlacı. Or bağlacının farklı anlamları vardı. Ya da anlamına geliyordu, veya anlamına geliyordu, yoksa anlamına da gelebiliyordu. Burada then bağlacı yerine or bağlacını koyarsak da gelecek sene Rusça kursuna gideceğim ya da Rusya'ya gideceğim. Yani kendime 2 tane alternatif, 2 tane seçenek yaratmışım. Birincisi Rusça kursuna gitmek, ikincisi ise Rusya'ya gitmek. My dad will not go to work now because he is busy. Babam işe gitmeyecek, babam işe şimdi gitmeyecek çünkü meşgul. Because yerine but koyarsam ama meşgul. Yani işe gitmeyecek. İşe gitmeyen birisi normalde ne olur? Meşgul olmaz, boş olur. Bu cümleden sonra ama bağlacını koyarak sonrasında da meşgul diyerek babam işe gitmeyecek ama meşgul, yani meşgul olması olası bir şey değil. Bir önceki cümleye bakılırsa işte bu anlamı da but bağlacını kullanarak verebiliyorum. 6. cümleye bakalım. They sold this house so they can buy a new car. Bu evi sattılar. Bu sayede yeni bir araba alabilirler. Bu yüzden yeni bir araba alabilirler. Veya yeni bir araba alabilmek için bu evi sattılar. Burada so bağlacı yerine basitçe and bağlacını da kullanabilirdik. Evi sattılar ve araba alabilirler. I will always be with my wife and I will be with her. Eşimi her zaman seveceğim. Burada wife yerine husband da kullanabilirdiniz. Ve onunla olacağım. Burada da her yerine him kullanabilirdiniz. Bağlaç olaraksa ve bağlacı, and bağlacı yerine so bağlacını da kullanabilirdiniz. Her zaman seveceğim. Yani onunla birlikte olacağım. Burada so'nun yani anlamını kullanmış olurduk. Government should give us money or we will get sad. Hükümet bize para vermeli or yoksa üzüleceğiz. Or yerine because kullanabiliriz. Çünkü üzüleceğiz. Çünkü üzülürüz eğer vermezlerse gibi bir anlam katarız. 9. cümlede you will go to school and you will study or you will regret it. Okula gideceksin, ders çalışacaksın, yoksa pişman olursun. Pişman olacaksın. Burada baştaki and bağlacı yerine then de koyabilirdik. Peki ne demiş olurduk? Okula gideceksin, daha sonra çalışacaksın, orada çalışacaksın gibi bir anlam vermiş olurduk. Yoksa, yani az önce saydıklarımızı yapmazsan pişman olabilirsin, pişman olursun, pişman olacaksın gibi bir anlam veriyoruz. Son cümlemizi ise Alp Hoca will teach you English and he will help you şeklinde ifade edebilirdik. Alp Hoca size İngilizce öğretecek ve size yardım edecek. And yerine so bağlacını kullansaydık, bu sayede size yardım edecek demiş olabilirdik. Then kullansaydık, daha sonra size yardım edecek demiş olurduk. Size İngilizce öğretecek, sonra size yardımcı olacak, yardımcı olmaya devam edecek gibi bir anlam verebilirdik. Neden böyle bir ders yaptık? Çünkü ben sizin az önce de belirttiğim gibi bir şeyi İngilizce'de söylemenin birden fazla yolu, hatta kullandığımız gramer kuralına, kalıplara göre farklı farklı anlamlara gelebileceğini görmenizi istedim. Bundan sonraki süreçte tamam şunu söylemenin formülü tek yolu budur. O yüzden ben mutlaka bu şekilde çevirmeliyim, bu şekilde ifade etmeliyim, bu şekilde konuşmalıyım, bu şekilde yazmalıyım değil. Ben bunu şöyle ifade edersem anlama nasıl bir değişiklik katmış olurum? Böyle ifade edersem ne demiş olurum şeklinde sorgulayarak çalışmanızı istiyorum. Yani şunu bilin ki İngilizce'de bir şeyi söylemenin, her dil için geçerli bu, birden fazla yolu vardır ve kullandığınız yola göre anlamlarda ufak değişimler olabilir veya olmayabilir. O yüzden gelin beraber gramer çalışalım, belli başlı kalıpları öğrenelim, cümle yapısındaki bilgimizi geliştirelim. Ancak size verdiğim ödevlerde veya kendi günlük hayatınızda İngilizceyi kullanırken mutlaka dediğim gibi alternatifleri ben şöyle desem ne olur, böyle desem ne olur şeklinde değerlendirin. Yoksa ezberden çıkamazsınız. Formülü bilin, kuralı bilin. Ancak onu esnetmeye çalışın. Kural dışı bir şey kullanın demiyorum. Gramer kuralını yanlış kullanın demiyorum. Ancak hani orada geniş zaman kullanmamda şimdiki zaman kullanırsam ne olur? Geçmiş zaman yerine başka bir zaman kullanırsam ne olur? Şu bağlacı değil de o bağlacı kullanırsam, şu kelimeyi değil de o kelimeyi kullanırsam ne olur? Bunu sorgulayın. Hem size bir jimnastik olacaktır hem de İngilizceyi eğip bükmenize, esnetmenize, dolayısıyla kendi ifade etmek istediğiniz şeyi farklı şekillerde ifade etmenize, akıcılığınızı geliştirmeye olanak sağlayacaktır. Size açıklamada yine cümleler vereceğim. Bunu İngilizceye çevirmenizi istiyorum. Dediğim gibi bir süre daha çeviriyle devam edeceğiz. Önemli bir alıştırma şekli. Ancak bir yerden sonra yavaş yavaş kesinlikle bırakacağız. Açıklamada vereceğim cümleleri İngilizceye çevirin. Bir iki tane de diyalog bırakacağım. Onları da dinleyin, okuyun. Bilmediğiniz kelimeleri, yapıları, kelime defterinize 3. dersimizde bahsettiğimiz gibi not edin. Çalışın, çalışmaya devam edin. Teşekkür ediyorum. Soru ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Dersler yararlıysa videolara beğeni atabilirsiniz.